Serkan Bey, Kadir denen adamla ilgili işleme başlıyoruz. Tamam. Dediğiniz gibi kolye ile yakalanıp yurt dışına gönderilmesi sağlanacak. Tamam, çok dikkatli olalım tamam mı Kazım? Bir aksilik çıkmasın. O herifin dönmemek üzere gitmesini istiyorum. Merak etmeyin. Serkan. İzninizle. Buyurun, bir şey mi vardı? Anneni merak ettim. Bundan sonra şirkete gelirim demişti ya. Sizinle konuşalım mı biraz? Olur. Çok iyi sakladığınızı sanıyordunuz değil mi? Hiçbir şey fark etmeyeceğimi falan düşünüyordunuz. Ama annemle aranızda olan ilişkiyi yıllardır biliyorum. Biliyordum da niye bugüne kadar sesini çıkartmadın öyleyse? Çünkü annem o zaman mutluydu. Ama şimdi değil. Beril Hanım'la aranızda olan ilişki onu mutsuz ediyor. Ve beni annemin üzülmesine göz yummayacak kadar iyi tanıyorsunuz sanıyorum. Bak Serkan, Şule'ye defalarca söyledim. Onunla ilişkimiz artık tamamen bitti. Belli ki öyle düşünmüyor. Ne yapmamı istiyorsun? Annenle evlenmemi mi bekliyorsun? Tabii ki hayır. Sizden istediğim şey, annemin bu ayrılığı kabul etmesi için zaman ve imkan yaratmanız. Nasıl yani? Şöyle, Beril Hanım'dan ayrılacaksınız. Ve annemden uzak duracaksınız. Yoksa? Yoksa şirketten elimi ayağımı çekerim ve arkama bile bakmam. Hisselerimi de en büyük rakiplerinize satarım. Şirket paramparça olur. Ve siz de keşke Serkan'ın söylediğini yapsaydım dersiniz. Gel. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Beni çağırmışsın. Evet, sana iş ayarladım. Güzel de para alacaksın. Haydır abi, ne iş? Küçük bir teslimat işi. Ha. Ne var ki bunun içinde? Aç da bak oğlum. Hayda, bu abi şey bu. Evet, senin çaldığın kolye. Ben dedim ki bunu dedim çoktan satmışsınızdır diye düşündüm yani. Yok, alacaklı olan caydı. Ama sorun yok. Biz yeni alıcı bulduk. Sen de o kolyeyi yarın teslim edip paranı alacaksın. Tamam mı? Tamam abi, eyvallah, çocuk oyuncağı. İyi, hadi o zaman git. Çocuklar sana adresi tarif etsinler. Abi eyvallah, büyüksün.